Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyed dîne bâde en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel khayri velev esîran. İlemu enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasıl ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. İza kâne âhirul zaman haruma fihi dukulul hammam ala dükûri ümmeti bimâdiriha kalu ya Resulallah ve kâle liennehum yedhulûne ala kavmin urat ve yedhulu aleyhim akvâmun Kura. Ela ve kad la'ana Allahu an-nazira ve'l-manzura ileyh. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbaları rıdvanullah teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete ithal eden mümin ve müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ kâne yevmül kıyâme nûdiye, kıyamet günü olduğunda mahşerde Allah-u Teala Hazretleri görevli meleklerinden birisine emreder, o da bağırır. Nü diye şöyle bağırılır. Eyne ebnâ-u sittîn. 60 yaşındakiler nerede? 60 yaşındayken ölmüş. 70'ine varamadan. 60'lı yıllarda ölmüş. Nerede o 60'lıklar? Diye. Her yaşın şeysi var. 40 yaşında olanlara peygamberimizin söyledikleri var. 50 yaşında olanlara söyledikleri var. 60 yaşına olanlara söyledikleri var. 70 yaşında olanlara söyledikleri var. 80'ini bulursanız hesap kolaylaşıyor. Hesap kolaylaşıyor. 90'ını bulursanız, şuurumuz da yerindeyse, mümin olarak ölürseniz melekler selam durur diyor. Allah Zülcelal Hazretleri sorgucu meleklere emreder ki bu benim yeryüzüne esirimdir, dokunmayın ona. İlişmeyin ona, canını yakmayın, eziyet etmeyin, selam dururlar diyor, hoş geldin, safa geldin diye. 90 yaşını tamamlamış mümin, şuurlu olanlara. Şuursuz olanlar cehenneme gidecek, yok öyle bir şey söylemedim. 90 yaşını tamamlamış mümin, şuurlu olanların böyle bir müjde var, onu söylüyorum. Yani o zaman tedbirini al, Azrail gelmesin 90'ından evvel, ona göre ne yapacaksan yap yani, böyle bir yolun varsa. Evet, böyle bir müjde var. Burada şimdi 60'lıklarla ilgili en zor yaş, 60'lık en zor. Duruş, o mahşerdeki sorgu sual bekliyor millet. Bu 60 yaşında ölenler, 60'lıklar nerede? Dünyanın neresinde ölürse ölsün, mahşerde bir araya gelecekler. Evet. Ömürleri 60'lı yıllarda bitmiş, ölmüş olanlar. Nerede? Evet. Ve huvel umrullezî. Bu 60 yaşındaki ömür öyle bir ömürdür ki kâle Allahu Teala, Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Evet. Evet. Biz aktaracağız tabii. Ayetleri size aktaracağız, tercüme edeceğiz. Bizim inancımıza göre her insan ölecek değil mi efendim? Kullu nefsin zaikatul mevt. Kullu men aleyha
fen. Herkes fani, Allah baki. Mezar taşlarında bunu yazıyoruz. Orada kalmasın, hep bunu düşün. Ben de bir gün öleceğim, kara yere gireceğim, hesap vereceğim. İnanıyoruz bunlara ama bunu inandıktan sonra hayatın her safhasında düşünerek adımını at, konuşmanı ayarla, dengeli yaşa. Şeysi bu. Evet, şimdi ölürken bir Azrail'in canını alması kolay mı, zor mu? O var, sıkıntılı var. Kabre varınca sualler var. Hiç görmedin, alışmadın bir dünyaya. Allah korusun, söyleyemezsen şaşırır da felaket var. Yoksa her şeyi mükemmel biliyorsun, bunlara inanıyorsun hep. Bülbül bir şakıyorsun, ne sorup duruyorsun ya falan, bir de horozlanıyorsun. Hadisler var öyle. Şu Muhammed denen adama ne diyorsun? Melekler mahsus, böyle söylerlermiş. Kime? Münafığa. Hani Müslümanın yerine geliyor, elhamdülillah Müslümanız. Ötken Allah, bu Müslümanlar yobazlardan illallah diyenler var ya. Yani bizde var demiyorum canım, dünyada var böyleleri. İlle Türkiye'de var, benim sözümü Türkiye'ye has kılmayın. İşte öyle münafıklar, işi idare ediyor yani. Yani kınamasalar cumaya bile gitmeyecek, bayrama bile gitmeyecek. Namaz kılmak fakir fukaranın işi ya. Ben zengin adamım, yüksek adamım ben. Ne işim var camide? Havasında olanlar var. Onlara diyecekler bu Muhammed hakkında ne diyorsun? Laubali. Ya idare ediyordu işte. Komşular gidiyordu, biz de gidiyorduk falan. Teravih'e gidiyorduk. Çünkü gitmezsek ayıplıyorlardı. Allahümme salli ala, katılıyorduk, söylüyorduk. İdare ediyordu işte. Diyecekler kızım, ulan Kerata biz senin idare ettiğini biliyoruz zaten. Azap başlar diyor peygamberimiz. Ondan diyorum. Ama mümin olursa sağlam. Ne diyorsun sen ya o? Benim iman ettiğim adam o. Kainatın efendisi o. Tamam tamam, dur abi dur. Biz seni yokladık ya. Tamam rahat uyu kıyamete kadar deyip giderler diyor. İmanımız Allah kavi eylesin, kamil eylesin. Böyle meleklere çıkışan cinsten sağlam bir iman sahibi olalım inşallah. Böyle hadisler var efendim. Şimdi kabirden sonra mahşer var. Hesap için bekleme, öyle sıkıntılı anlar var. Bazen çok sıcak, güneş yaklaşıyor. Gırtlağına kadar terleyenler var. Kulak yumuşaklığına kadar ter çıkıyor. Tabi böyle terin içine burnunu sokarsan soluyamazsın değil mi? Ter de yutulmaz, tuzlu. Kafasını kaldıracak diyor. Hadis bunlar. Hem de Buhari hadisi. Kafanı kaldırıyor. Ne kadar kaldırsın kafamı? Boynunu ağrır. İndirince tekrar nefessiz ne kadar duracak? Hadi bir dakika, iki dakika. Bunalacağın için tekrar kaldırır. Hani güneşe bağlanmış terli de hani sancı hastalığı olmasın, atlar vardır koşudan sonra bağlarlar ki teri soğusun. O da böyle gamını gemini elle almazlar ki etsin dursun da hareket etsin de hasta olmasın diye. İşte hani onun gibi diyor, insanlar bir kafasını kaldıracak şey çık, öyle sıkıntılar. Bazen müthiş soğuk, bazen çok sıcak, bazen soğuk, bazen çok aydınlık, bazen karanlık, zifiri karanlık. Bazen zifiri karanlık. Sıkıntı üstüne sıkıntı. Herkes cehennemde kükreyip durur. Ve izel cahimu su'irat. Gürlüyor böyle. Yanardağa baksanıza ya. Nasıl fışkırıyor ya. Gürül gürül. Ürterek her tarafı da zelzelele oluyor. Nasıl gürlüyor. Cehennemde görüyorsun. Cennette gelinler gibi orada beklemiş. Bakıyorsun ki senin işin yaş, biliyorsun orada hatırlayacaksın, burada unutuyorsun ya, orada hatırlayacaksın. Orada kara kara düşündüğün zaman oraya gideceğin belli, her şeyi görüyorsun artık. Ne diyor bak Cenab-ı Hak? وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا Orada can havliyle şöyle bağırırlar. رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا Gayrellezî künnâ nâmel. Ya Rabbi bizi şu sıkıntıdan bir kurtar. Bu cehennemde de aynı. Mahşer sıkıntısını. Ya Rabbi şu içinde bulunduğumuz şeyden bizi bir kurtar.
Dünyadayken yaptıklarımızdan çok daha güzel şeyler yapacağız. Bir oraya bir çıkar bizi, gönder. Cenab-ı Hakk'ın şeysi bu. Onlara evelem nuammirküm, tabi onun melekleri söyleyecekler. Evelem nuammirküm ma yetezekkeru fihi men tezekkar. Düşünecek, hatırlayacak, yaşa bizi gelinceye kadar sizi yaşatmadık mı? Ve caekümün nezir, üstelik bu aklı verdik, düşünceyi verdik, böyle bir ömür verdik, üstelik bir de peygamber gönderdik. Cehennem var, cennet var, mahşer sıkıntısı var, kabir azabı var diye sana hatırlattı. Bunlara hizaya gelmezseniz şöyle sıkıntılar var diye korkuttu. Korkutucu bir peygamberdi, göndermedik mi? Fezûkû femâ lizzâlimîne min nasîr. Şimdi itiraz et durman. Siz gene geri göndersek yine sözünüzü çiğneyeceksiniz. Vaktiyle elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordum. Amenna dediniz. Ama sözünüzde durmadınız. Her türlü halt işlediniz. Şimdi geri göndersem aynı şeyi yine yapacaksınız. Çekin azabı, tadın azabı, girin cehenneme der. Evet. Allah korusun. Evet. Bu 60 yaş tam adam olacaksan oluyorsun. 60'ında da adam olmuyorsan daha diyor. Ondan sonra zaten şey etsen, kendine gelsen gözün görmez, sidiğini tutamazsın, yerlemeni tutamazsın, ayaklarını mazgalamazsın. Eğer sözümü takip etmek istiyorsan git camilere. Camilerin arkasında 3 saf sandalyeler partisi var şimdi. Hepsi bakıyorum 70'li 80'lik. İstersen git bak oraya. Halbuki namazda ayakta durmak farz değil mi? Secde etmek farz değil mi? Yapamıyor herif. Ayakta duramıyor. 60'ından sonra işler öyle olur. 60 yaş düşünecek zamandır. Ne yapacaksan yapacak zamandır. Bu yaşta da kendine gelmezsen vay haline. Önce onlara neredesiniz? Kalkın bakalım ayağa diye sorarlar. Size biz ömür verdik. 60 sene yaşattık. Hala adam olmadınız. Kendinize gelmediniz. Çekin azabı der. Ayeti okudum size. Fatır suresi 37. ayet. 27. ayet pardon. 27. ayet. Kur'an'da bakabilirsiniz. Böyle feryat ederler. Allah bizi o duruma düşürmesin. Şimdi bunları size Resul-i Ekrem Efendimiz'in uyarısını aktarıyoruz ki kendimize gelelim. O günlere inanan insanlar olarak tedbir alalım, tövbe edelim. Adımlarımıza dikkat edelim, sözlerimize dikkat edelim diye bunları size duyuruyoruz. Efendimiz buyuruyor, bu Abdullah İbn Abbas'tan Tabarani Beyhaki nakletmiş bu hadis-i şerifi. İzâ kâne yevmül kıyâme, kıyamet günü mahşerde, kıyamet günü olunca urrife el kâfiru bi amelihi. Evet, kâfire ameli tanıtılır. Dünyada yaptıkları şeyler önüne konu verir. O şimdi hatırlamıyor. Oh keyfi yerinde ve onların şimdi Müslümanlar da böyle diyorlar ki Müslümanlar hep geri kardeşim. Kafirler çok rahat, çok ileri ama peygamberimiz bu müşrikler de demişler. Siz hepiniz de baldır çıplak adamlarsınız. Ayakkabınız bile yok. Hep fakir fukarasınız. Müşrikler diyorlar, hepimiz zenginiz filan. Müslümanlık fakir, kimsesizler, garibanlar. Şimdi de öyle diyor adam. Müslümanlık şey olsa kardeşim, engel işte bak, geriletmiş Müslümanları. Aç kalmışlar, eksik kalmışlar. Bak kafirlere, gayrimüslimlere ne kadar ferah fahur, ne kadar ileriler. O zaman da söylemişler. Emhilhüm ruveyda, Habibim bırak onları. Biz onlara daha çok veririz. Küfürlerinde assınlar diye. Aslında çukuru daha çok olsun diye. Bu veren nimeti hiç düşürmezler. Karun gibi. Öyle zenginmiş ki Karun, inna karuna diye başlıyor Kur'an'da ayet. O kadar zenginmiş ki servetinin altınlarının kasalarının anahtarı, dikkat edin. Kasalar değil. Kasalarının anahtarını 300 kişi taşıyamazmış. Anahtarını sadece.
ne kadar zenginmiş. Karun demişler, bir şükret Allah'a ya. Ne şükürlen demiş. Yani, kafamı çalıştırdım, kazandım. Allah'la manlahla ne ilgisi var bu altının, paranın, zenginliğin? Öyle deme demişler, şükret ya, o verdi sana bunu. Ya gel hadi ya, işinize bakın. Şimdi öyle diyenler var ya. Aa, o Karun'u herkes imreniyormuş. O kadar zengin, ihtişam içinde. Ondan sonra biz Karun'u diyor yerin dibine bir batırdık, hala gidiyor diyor Kur'an'da. Biz inanıyoruz. Ona imrenenler, iyi ki biz de Karun gibi zengin olmamışız demişler sonra da. Evet, şükür. Allah verdi bunu, şükür. Evet. Şimdi, bu da çok zor değil arkadaş. Helaldan kazan, çok kazan. Ödemesi çok zor değil. Ama ödemedin mi, Allah'a teşekkür etmedin mi de vebali çok. Nereden kazandın, nereye harcadın? Değil mi? Bunu Peygamberimiz anlatmış, mescitte vaaz etmiş. İşte innema emvalukum ve evladukum fitne, mal, mülk, zenginlik imtihan sebebidir filan diye fakir bir delikanlı varmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye demiş ya, bir şeysi yok zavallının. Gariban yaşamış ama çağı da gelmiş, demiş şunu evlendiriverelim. Olur ya Resulallah, kimisi yatağını alıvermiş, kimisi oda tutuvermiş, kimisi işte masa, sandalye, neyse size göre konuşuyoruz. O zaman masa sandalye yok da hani ev eşyasını düzüvermişler, bir de kız buluvermişler, evlendirmişler. Kız, gelin süslenir, gelin odası süslü olur. Hayatında hiç süslü oda görmemiş zavallı, kıyıda köşede ömür tüketmiş, içeri bir girmiş, gelin güzel, süslenmiş, döşekler kaba döşek, Allah, yataklar, yastıklar, böyle bakmış bakmış, hiçbir şey demeden kapıyı çarptığı gibi kaçmış evden. Bir iki gün olmuş, evde bir kıpırtı yok. Komşular öldü mü acaba, ne oldu? Zavallı, böyle gelin bulabilir miyiz acaba zamanda? Zavallı oturttukları köşede damat gelecek de yüzümün perdesini açacak diye oturup durur gelin. Orada oturmuş durmuş. Ne oldu? Girdi benim adam, baktı baktı sağına soluna, kapıyı çarptı gitti, daha iki üç gündür yok. Peygamberimize haber vermişler. Peygamberimize adam salmış, buldurmuş delikanlıyı. Neye kaçtın ulan? Ya Resulallah, sen geçen gün mescitte böyle demedin. Evet dedim. Gelin güzel, büyük nimet. Yastıklar kaba, döşek kaba. Her şey. Ya Resulallah, bu kadar nimetin hesabını nasıl vereyim ben? Ben gariban yatırmaya alışım demiş. Kaçtım demiş. Hay akıllı demiş lan. Bismillah dersin demiş. Sonra da şükür ya Rabbi dersin, ödersin demiş. Bu kadar pahalı değil işte. Yani besmele ile başlarsan, sonunda Allah'ım sen verdin bu nimeti diye şükredersen borcunu ödersin demiş ya, bu kadar basit. Ama yiyor yiyor, ah ah ne suymuş ya falan. Bir elhamdülillah de yahu. Elhamdülillah de de şu şükrünü öde. Müslümanlık o kadar zor değil. Besmele'yi çekmeyi unutma. Sen verdin ya Rabbi bu nimeti, işte bak yiyorum, Allah'ı hatırla. Sonra da şükür ya Rabbi de. Tamam, sorgusu yok. Bunlar söylemezsen, ama işte böyle sıkıntılar var. Kafire malı veriyor, ne şükür var ne besmele var. Allah'ı tanımıyor ya. Şükür olmadığı için de azgınlığı artıyor, çukur artacak. Müminler bunları bilmeleri, işte kafire amelleri getirilir, gösterilir. Evet, dünyadaki yaptıkların fecahade. Yo 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 yo, ben öyle bir şey yapmadım. Her türlü ne kadar garibandan ahını alarak para kazanmış. Neler, ne haklar. Şimdi yani siyaset olmasın diye söylemeyelim. Gazetelerdeki haberleri, ülkeler arasında var ya, gariban milletlerden alıyorlar. Zavallının siz ses çıkmıyor, gücü yok, kuvveti yok. Paylaşıyorlar biliyorsunuz. Aslan payı değil mi? Hep aslanın olur her şey. Evet. Yo, kafire soruyor. Sen böyle zulmettin, hazırladın, şunları yaptın. Yo yo yo, fecahade. Yo 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 yo, ben öyle bir şey yapmadım. Ve hasama, melekler diyor ki sus lan. Sen şöyle yapmadın mı? Biz yazdık işte. Bunlar tabii. Biz yazdık bak, sen şurada şöyle zabıt tuttuk. Fevkallu he ulayi ciranuke. Sen inkar ediyorsun ama aha şu komşun.
Yanında duruyor hepsi meydanda ya beraber mahşerde. Aha senin komşun bu. Yeşhedün aleyke. Bizim dediğimizi söylüyorlar. Evet yaptı. Evet yaptı diyorlar. Feyakulu. Kezebu. Ya hayır ondan yalan söylüyor. Çekemiyorlar beni. Hiç hata, suç, samur, kürküze giyen olur mu? İnkar yoluna gider kafir. Yok yok komşularım beni çekemiyor. Yalan söylüyorlar. Feyakulu. Evet. Melek der ki ehluke ve ahşiretüke. Hanımından şeyini söylüyor. O da mı yalan söylüyor? Senin sülalen de aynı şeyi söylüyor. Ahşiretüke. Kabilen, sülalen. Aynı şeyi söylüyor. O da mı yalan söylüyor? Feyakulu kezebü. Yalan söylüyorlar bunlar. Bunlar beni çekemiyor. Feyakulu. Evet. Ahlifu. Feyahlifune. Bunun üzerine yemin edin. Komşular. Arkadaşlar. Sülalen. Orada yemin ederler evet yaptı bu pislikleri hepsini yaptı bu. Biz doğru söylüyoruz diye evet yemin ederler. Sümme yusammituhumullahu. Sonra Cenab-ı Hak onları susturur. Şimdi adamın kendine tamam dedirtecek şimdi. Şahitleri yalan söylüyor, itiraz ediyor ya. Allah onları susturur. Ve teşhedü aleyhim elsinetuhum. Kendi dili başlar. Evet küfretti. Evet. Ayakları, elleri, deli. Evet derileri. Bütün azaları başlar konuşmaya. Mankörler, sizin için yaptım ben bunu. O buzlu rakıları sizin için yaptım. Niye konuşuyorsunuz aleyhimde? Antakanallahu, antaka külli şey. Her şeyi konuşturan Allah bizde konuşuyor. Sahibimiz bize kızma. Başka türlü konuşma imkanımız yok. Doğruyu söylemek zorundayız. Sen bunları yaptın. El diyecek ben yaptım. Ayak diyecek ben yaptım. Tenasul uzu diyecek ben yaptım. Dil diyecek ben yaptım. Göz diyecek ben gördüm. Hep tek tek. Yasin oku. El-yevme nahtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü arculuhum bima kanu yeksibun. Kazandıklarının hepsini tek 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 azaları söyleyecek. Evet. Ondan sonra feyudkhuluhumun nar diyecekler ki var bir şey yok. Bitmiş. Ne diyecek? Her şey sabit olmuş. Cehenneme sokulur. Allah korusun. Evet bunları bilerekten yani gizli kapaklı zaten Allah görüyor da şahitsiz filan deme. Bak kendi azaların şahit oluyor. Mahkeme-i Kübra'da davayı kaybediyorsun. Ukeyli Hakim Müstedrik'inde Ebu Said Hudri'den bu hadisi nakletmişler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize uyarıyor. Aman bunlara dikkat edin diyor.